Merhaba sevgili öğrenciler. Sizlere bu dersimizde saatler konusunu anlatmaya çalışacağım. Ee, ekranınızda şu anda masamın üzerinde küçük bir masa saati görüyorsunuz, Sayısal bir saat. Çeşitli saatler var çevremizde. Duvarlarda duvar saatlerimiz var, masaların üzerinde masa saatlerimiz var. Ya da dijital saatler var örneğin stadyumlarda görüyoruz. Ee, ya da cep telefonlarınızın üzerinde yine dijital saatler var. Tabletlerin üzerinde dijital saatler var. Şimdi saati zaten üçüncü sınıfta tanıyor olmalıydınız. Ben yine de şöyle ekranı biraz yaklaştırıp sizlere tanıtmaya çalışayım. Saatimizin üzerinde bakın çeşitli kollar görüyorsunuz. Kısa olan kolumuz akrep isminde ve akrep saatleri gösteriyor bize. Biraz uzunca olan kolumuz yelkovan diyoruz biz buna. Bu da dakikaları gösteriyor. Bir de ince hareket eden bir kol şu anda izliyorsunuz. Bu kol da saniyeleri sayıyor. Bir de sarı renkli bir kol var ama bu kolla şu anda ilgilenmiyoruz. Çünkü bu alarm çalmak için, sabah bizi uyandırmak için kullanılan bir kol. Şimdi bir gün ne zaman başlıyor? İsterseniz oradan başlayalım. Sevgili öğrenciler, bir gün biz gece uyurken başlıyor. Ekranımızı biraz şöyle hareket ettirelim. Çünkü çok yakın oldu. Birazcık küçültelim. Evet. Bir gün gece yarısı. Biz buna 0 sıfır diyoruz. Aslında 0 diyoruz. Akrep ile yel Yelkovan tam 12'nin üzerindeyken bir gün başlıyor. Ve biz genelde uykuda oluyoruz. Sizler de genelde uykuda oluyorsunuz gece yarısında. Karanlık oluyor. Devam edelim. Bir gün şöyle bir saat geçsin. Diyelim ki biz uykuya devam ediyoruz. Şu anda saat 1. Yine bir saat daha geçti. Saat 2 ve gece karanlık. Hala devam ediyor. Yine bir saat daha geçti. Şu anda saatimiz 3. Yine uykuya devam ediyoruz. Hala gece. Saat 4. İşte saat 5. Mesela e, ilkbahar mevsiminde olduğumuzu düşünelim. Saat 6. Ben Bursa'daki şeyi yaşadığım için Bursa'ya göre değerlendiriyorum. Saat 6'da işte güneş yavaş yavaş doğmaya başlıyor. Artık sabah oluyor. Bakın 6 saat geçti. Bir gün olması için 24 saatin geçmesi gerekiyor. Devam edelim. E, güneş doğdu. Sabah saat 7 oldu. Bir öğrencinin artık yavaş yavaş kalkma zamanı geldi. Okullarımızın olduğu zaman pazartesi gününü düşünelim. Sabah 7'de Büyükleriniz sizi uyandırıyor ve elinizi yüzünüzü yıkayıp okul hazırlığınız başlıyor üzerinizi değiştiriyorsunuz ve saat 8'de muhtemelen kahvaltıya oturmuş oluyorsunuz ve kahvaltınızı yapıp saat 9'da dersiniz başlıyorsa okula gidiyorsunuz. Bakın 9 saat geçti ve artık gün başladı sabah diyoruz biz bu zamanı birinci ders ikinci ders derken saat 10 oldu saat 11 oldu ve saat 12 olduğunda bir günün yarısı geçmiş oluyor ve artık öğle dediğimiz zaman gelmiş oluyor. Sizin de karnınız muhtemelen acıkıyor ve öğle arası yemek molası veriliyor. Öğle arası geçtikten sonra bakın şimdi öğleden sonraki saatlerde şu anda saat akrebimiz 1'i gösteriyor ama biz buna ne diyoruz? 13 diyoruz. Çünkü öğleden sonra 12'den sonra 13. Yani 24'e kadar devam etmemiz gerekiyor. Siz artık öğleden sonraki derslere başladınız. Ve şu anda saat 14 oldu. Bakın 2'yi gösteriyor. 12, 2 daha 14 oldu. Ve saatimiz 15 oldu. Artık okuldaki dersleriniz bitti. Muhtemelen okuldan çıktınız. Ve eve doğru gidiyorsunuz. Saat 16'da eve geldiğinizi düşünelim. 16'da işte üzerinizi değişiyorsunuz. Belki biraz dinleniyorsunuz. Ödevlerinizi yapmaya başlıyorsunuz. Saat 17 oldu. Saat 18'e doğru Ödevleriniz bitiyor. Artık dinleniyorsunuz. Belki biraz oyun oynuyorsunuz. Ee, babası çalışanlar, işte babası yavaş yavaş işten dönüyor veya annesi de çalışanlar olabilir. Onda annesi de işten dönüyor olabilir. Genelde iş dönüşü saatleri ve saat bakın 19 oldu. Artık akşam oluyor. Hava kararmış oluyor. Akşam saati yemek hazırlıkları başlıyor ve muhtemelen saat 19'da veya 20'de aileler Yemeklerini yiyorlar ve yemekten sonraki zamanlarını değerlendirmeye başlıyorlar. İşte e, babamız dinleniyor mesela, annemiz dinleniyor. Sizler belki oyun oynuyorsunuz. Saat 20 şu anda, saat 21 belki televizyon izliyorsunuz. Eksik kalan ödevleriniz varsa onları tamamlıyorsunuz ve bakın bir günün sonunda doğru geliyoruz. Artık akşam ve saat 22 oldu. Sizin yavaş yavaş yatma saatiniz geliyor. Uyku saatiniz geliyor. Çünkü ertesi gün yine okul zamanınız olabilir. Büyükleriniz de yavaş yavaş hazırlanıyorlar belki. Onlar da işe gidecekler. Ve saat 23 oluyor. Artık yavaş yavaş bir öğrenci uyumuş oluyor. Ve uykuya daldıktan sonra bir saat daha geçtikten sonra 24 saat geçmiş oluyor. Ve bu şekilde ne oluyor? bir gün tamamlanmış oluyor. Ve gece yarısı tekrar yeni bir gün sıfırdan başlamış oluyor. Şimdi saatleri okurken neye dikkat edeceğiz? Şimdi onu da size söyleyeyim. Ondan sonra alıştırmalarımıza geçelim. Şimdi bakın tam saatleri okurken şöyle boş bir kağıt üzerinde göstereyim. İlk önce saati okurken ve yazarken ilk önce akrepten başlıyoruz. Akrebi yazıyoruz. Bakın şu anda akrebimiz 2'yi gösteriyor. 2 nokta. Şimdi yel kovan dakikaları gösteriyoruz. Tam 12'nin üzerinde olduğuna göre 0 demektir bu. 2.00 yazıyoruz. Saatimiz şu anda 2. Diyelim ki biraz ilerledi ve şu şekilde oldu. Tabi sabahki zamanlardan bahsediyorum. Öğleden sonra okunuşu farklı. Ve biz ilk önce sabah okunuşunu söyleyelim. Yine saatimizi ilk önce akrebi yazıyorum. Şu anda 2. Şimdi yel kovanı yazacağım. Her rakamın arası 5'er dakika olarak sayılıyor. Ve başlayalım sayalım. 5, 10, 15, 20. Bakın saat 2'yi 20 geçiyor. Peki aynı saat öğleden sonra olsaydı nasıl okuyacaktık? Şöyle okuyacaktık. İlk önce yine saatimizi yazacağız. 12, 13, 14. O zaman 14 yazacaktık. Dakikalar yine aynı. Bakın 5, 10, 15, 20. Saat şu anda 14.20. Yani öğleden sonra 14'ü 20 dakika geçiyor diye söyleyebiliriz. Bazen gün içinde şunu duyuyorsunuzdur sevgili öğrenciler. İşte saat 2.30 diyor mesela büyüklerimiz. İşte bu yelkovan tam e, yarım saati gösterdi. Yani 12'nin tam karşısında 6'yı gösterdiğinde saati okurken büyüklerimiz şöyle diyorlar. Iki, ilk önce akrebi söylüyorlar yine. 2 buçuk diyorlar. Yani aslında 2.30 saat. Yazalım isterseniz 2.30. Bu söylerken iki buçuk diye yazılır. söylenir ama yazarken biz onu 2.30 diye yazarız. E, öğleden sonra olduğunda nasıl olacaktı? 14.30 olacaktır. Dakikalar değişmedi. Bakın sadece saatimiz değişti. Ee, devam edelim. Bir tane daha alıştırma yapalım. Mesela şuradaki saatimiz. Bakın. Öğrenciler genelde burada yanılıyorlar. Saati 4'ün üzerine doğru yaklaşmış görünce hemen akrebin yerine 4 yazıyorlar. Hayır şu anda 4 yazmayacağız. Şimdi ilk önce akrebe saatini yazalım. Bakın sevgili öğrenciler. Bu yelkovan tam 12'ye gelmediği için Henüz bu akrebimiz 4'ün üzerine gelmiş sayılmaz. Biz ilk önce 3 yazacağız. Öğleden önceki saatimiz şu anda 3. 3'ü geçmiş ama 4'e henüz gelmemiş. Ne kadar geçmiş bakalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Yani saatimiz 3.45 şu anda. Öğleden sonra olsaydı nasıl yazacaktık? 3'ün yerine ne yazıyorduk? 12'den sonra 13, 14, 15 yazıyorduk. 15 dakikalar yine aynı. 15.45 yazacaktık. Hemen bir saat daha yapalım ve alıştırma kağıdımıza geçelim. Evet, şöyle yapalım. Hatta şöyle biraz daha ilerleteyim. Ha, şöyle olsun. Bakın sevgili öğrenciler, şu anda saatimiz 7'yi şey akrepten başlıyorum tabii ki. E, saat 7'yi geçmiş fakat 8'e henüz ulaşmamış. O zaman ben 7 yazacağım sabah saati için. 7 kaç dakika geçmiş? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50. Yel kovan 50'de. Saatimiz 7.50. Peki bu saat öğleden sonra olsaydı nasıl okunacaktı? 7 yerine 12 7 daha 19 oluyor. 19.50 olacaktı saatimiz. Şimdi alıştırma kağıtlarımızı yaparsak biraz daha konuyu iyi anlatmış oluruz sanıyorum. Evet, yaklaştıralım biraz ekranımızı. Bakın sevgili öğrenciler, Aşağıdaki saatlerin öğleden önce kaçı gösterdiklerini altlarına yazın. Öğleden önce. Birinciyi yazmışız. İkinci saatimizde ilk önce saatin akrebini yazıyorum. Bakın 3'ü geçmiş. 4'e doğru yaklaşıyor ama ben 3 yazacağım. 3 nokta yelkovanı yazıyorum şimdi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Şu anda saatimiz 3.40. Yine buna bakalım. İlk önce akrebi yazıyorum. 2'yi geçmiş 3'e gelmemiş. Onun için 2 yazıyorum ilk önce. 2 nokta 25 dakika geçmiş. Yani her seferinde saymıyorum sizi sıkmamak için. Siz videoyu durdurup isterseniz yel kovanı sayabilirsiniz. Şimdi geldik diğer alıştırmamıza. Buradaki saatler de öğleden sonra kaçı gösteriyor ona bakacağız. Şimdi ilk önce akrebimiz nerede kısa olan bakın. 7'yi birazcık geçmiş ama 7'yi biz öğleden sonra ne diyorduk? 12 7 daha 19 diyorduk. O zaman buraya 19 yazmam lazım. Yelkovana bakalım. 5 10 dakika geçmiş. Saatimiz 19-10. Diğer saatimize bakalım. Şimdi akrebe bakıyorum. 6'ya yaklaşmış ama henüz gelmediği için ben onu 5 olarak yazıyorum. Ha, öğleden sonra olduğu için 17 yazıyorum tabii ki. Kusura bakmayın. Yanlış yazıyordum az kaldı. Yelkovanımız 55 dakika geçmiş ve şu anda saatimiz 17.55. Ha bazen büyükleriniz şöyle de ediyorlar. Kolay olsun diye. 17.55 demekten ziyade 18 ya bu. İşte 18'e 5 var. Ya da sabah olsaydı bu saat 6'ya 5 var diyorlar bazen. Böyle tabirleri duyarsınız ama siz matematikte kullanırken bu şekilde yazmamız ve bu şekilde söylememiz gerekir. Biz bu e, yoldan gidelim. Devam edelim. Akrebimiz 10'a e, yaklaşmış. 9'u özür dilerim. Onu birazcık geçmiş. 11'e henüz gelmemiş. Azıcık geçmiş. Ama 10 öğleden sonra olduğu için ben bunu 22 yazmalıyım. Kaç dakika geçiyor yer kovalımız? 10 dakika. 22'yi 10 geçiyor saatimiz. Aşağıdaki saatleri de öğleden önce dediğine göre sabah saatleri üzerinden değerlendireceğiz. Şu anda 1'i geçtiği için 1 nokta 2'ye zaten yaklaşmamış. Ne kadar geçmiş? Bakın, şunu da söyleyeyim. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Aslında yelkovanımız kovanımız tam 35'e gelmemiş. Şimdi birçok saatte, bu aradaki dakikalar genelde vardır. Ben burayı çizmedim ama özellikle sizin görmeniz için burada çizmek istedim. Bakın şöyle küçük küçük çizgiler vardır mesela burada. Şöyle altının yanında. Diyelim ki böyle 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Yani arada 5 dakika olduğuna göre şimdi bu saatimiz şöyle yazabiliriz. 1 kaç geçiyor? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31, 32 bakın 33 dakika geçiyor. O zaman biz buraya 33, 1, 33 yazabiliriz. Buna bakalım. Saat 7'ye geçmiş, 8'e gelmemiş. 7 5, 10, 15, 20, 25. 7'yi 25 geçiyor. Ben sizlere böyle daha küsurlu dakikaları göstermey, genelde göstermeyeceğim. 4. sınıfta 5'erli, 5, 10, 15 diye giden dakikalar gösterilir. Ama burada bir istisna oldu. bu şekilde de göstermiş olduk merak eden öğrenciler için. 9 Evet 9.5 dakika geçmiş. 0.5 geçiyor. Şimdi dakikalar kısmında iki basamaklı olduğu için 9.5 yazmadım. O yanlış anla yanlış bir gösterim olurdu. 9.05 yazdım. İki basamaklı olduğu için boş basamağa sıfır rakamını koydum. Devam ediyoruz yine alıştırmalarımıza. Bu kez öğleden önce yine. Bakın saatimiz şu anda tam 8. 8.00 yazıyoruz. Şu anda da saatimiz 4'e yaklaşmış ama henüz 4'e gelmemiş. 2 de 2 dakikalık bir zaman kalmış. İsterseniz şöyle ayıralım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Saatimiz 3.55, 56, 57, 58. 3.58 şu anda sevgili öğrenciler. Devam edelim. Buradaki saatimiz 2'yi biraz geçmiş. Şöyle belli olsun. Akrebimiz 3'e gelmemiş. 2. saydığımız zaman 45 oluyor. 2.45 diyoruz buna. Burada öğleden sonraki saatlerimiz var yine. Şöyle ben akreple yel kovanları belli edeyim de tam belli olsun. Akrebimiz 8'in üzerinde ama 20 yazıyoruz biz buna öğleden sonra olduğu için. 20 dakika geçiyor. Saat şu anda 20.20 20. Buradaki saatimize bakalım. 18 6'ya 18 olarak yazıyoruz. 10 geçiyor. 18.10. Buradaki saatimiz 22'yi geçmiş. 23'e gelmemiş henüz. 22.35 olarak Yazıyoruz sevgili öğrenciler. İsterseniz bir iki tane de akrep ve yelkovan yapma alıştırması yapıp çok sıkmadan sizleri dersimizi bitirelim. Mesela burada 7'yi 10 geçiyor saatimiz. Ne yapacağım? Kısa olan akrebi 7'yi birazcık azıcık geçiyor. Şöyle işaretleyeceğim. 10 dakika geçtiğine göre 5 10. Uzun olan yelkovan da şu şekilde 7'yi 10 geçiyor diye işaretleyebilirim. 9'u 25 geçiyormuş. 9 hemen şuraya doğru akrebimi uzatıyorum. Kısa yapıyorum onu. 25 dakika yelkovan burada olması lazım. Onu da bu şekilde göstermiş oluyorum. Ekranımı az daha büyütsem daha iyi olacak. Evet. 16.20 Bakın 16 dediğine göre saat öğleden sonra 4'ün üzerinde olması lazım. Akrebin 4'ü birazcık geçiriyorum. Ve yelkovan 20 dakika geçecek. O da yine 4'ün üzerine geliyor. Şöyle yel kovanda uzatırsam saatimiz olacak. 12'yi 10 geçiyormuş. Hemen şöyle 12'ye doğru akrepimi uzatıyorum. Yel kovanda 10 dakika ilerletiyorum. 5, 10 ve doğru şekilde 12'yi 10 geçiyoruz. Birkaç tane daha yapıp dersi bitirelim. Saat 1.15. Biri birazcık geçmiş akrep. Yel kovanda 15 dakika olduğu için buraya gelmesi lazım. 5, 10, 15. 3.50 Evet 3.50 e, 3'ten sonra bir hayli ilerlemiştir. 4'e doğru yaklaşmıştır ama 4'e tam gelmemiştir akrep. 50 de şurada'dadır yelkovan ve bu şekilde saatimiz 3.50 oldu. Şu sırayı da yapalım. 18.25 Evet akrep 18'i biraz geçmiş. kovan 25 olduğuna göre şurada olması lazım. 18.25 ve son olarak 12-10 e, Üste yapmıştık ama bir daha yapalım. Aynısını yazmışız yanlışlıkla. 12'yi akrebimiz ve 10 dakika bu şekilde. Sevgili öğrenciler e, bir sonraki dersimizde Saatlerle ilgili bu kez alıştırmalardan sonra Bir de e, o saatleri toplama, çıkarma Bunlarla ilgili alıştırma ve problemler videosu çekeceğiz. E, orada nasıl işlemleri nasıl yapıyoruz? saatlerle ilgili problemler nasıl oluyor? Sizlere bunları da anlatmaya çalışacağım. Bu dersimiz bu kadar. İnşallah sıkıcı olmamıştır. Sizlere her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar derslerinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.